Haluk Levent 26 Kasım 1968 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı mahallesinde dünyaya geldi. 9 kardeşin 8.'si olan Haluk Levent, ailesinin Nusayri olduğunu fakat Arap olmadıklarını belirtmiştir. İlkokul öğrenimini Sabancı İlköğretim Okulu'nda gördü. Adana Atatürk Lisesi'ni bitirdi. Daha sonra sırasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe Bölümünde kısa süreliğine öğrencilik yaptı. Sınavlarla geçen bu yıllar içinde ticaretle de uğraşan Haluk Levent, başarısız bir ticaret adamı olarak Adana'dan ayrıldı ve kendini yollara verdi. İlk albümünün Yollarda adını alması da bugünlerdeki tecrübelerinin ürünüdür. Kimi zaman hasta bir kız çocuğu için sokak sokak dolaşıp şarkı söyleyerek para toplamaya çalıştı. 1992 senesinde İstanbul'a geldi. Ortaköy'de çeşitli barlarda çalıştı. Yıldıray Gürgen ile tanıştı. Temmuz 1993'te Yollarda albümünü piyasaya çıkarttı. Bu albüm aynı zamanda Anadolu rock müziğinin ortaya çıktığı 70'lerden sonra ikinci yükseliş döneminin ilk eserlerindendir. Yollarda hiç beklenmedik bir şekilde yaklaşık 200 binlik satış rakamına ulaştı. İlk albümün ardından Ekim 1995'te Bir Gece Vakti adlı çalışması 1 milyona yaklaşan satış rakamı yakaladı. 1996 yılının sonunda Arkadaş albümü piyasaya çıktı. Ağustos 1997'de cezaevine girdi. Yaklaşık 10 yıldır kurtulamadığı ticari bir dava yüzünden 9 ay cezaevinde yattı. Cezaevindeyken uzun saçlarını kesip Gülnar'a yapılması düşünülen nükleer santral projesinin protesto gösterilerine yolladı. Cezaevine girmeden önce oluşturmuş olduğu kayıtlarla Mektup albümünü piyasaya çıkarttı. İçeride Boş Durmadı Kedi Köprüsü isimli ilk kitabını yazdı. Eylül 1998'de yine Ayrılık albümünü piyasaya çıkarttı ve askere gitti. Askerdeyken Türkiye'nin daha önce hiç gitmemiş olduğu yerlerinde konserler verdi. 1999 depreminin ardından İzmit'te kurulan çadır kentlerde bizzat çalışarak çadırlar kurdu. Ayrıca depremzedeler yararına konserler verdi. Askerlik görevinin ardından sırasıyla Şubat 2001'de Kral Çıplak, Ekim 2002'de Bir Erkeğin Günlüğü, Eylül 2004'te Aç Pencereni, Nisan 2005'te Annemin Türküleri isimli albümlerini piyasaya çıkardı. Ayrıca ikinci deneme kitabı olan Moritos'un Düşlerini yayınladı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde çevreye zarar verdiği söylenen projeler aleyhine davalar açtı ve açılan davalara müdahil oldu. Mersin'in Kazanlı ilçesindeki Karetta Karetta kaplumbağalarının soyunun tükenmemesi için protesto gösterilerinde bulundu. Mayıs 2010'un son aylarında Hacivat Karagöz isimli albümünü piyasaya çıkardı. Haluk Levent'in 2017 yılında Platform adı altında faaliyete başlattığı ve ardından dernekleşen Ahbap isimli dernek, öğrencilere burs, medikal cihaz ve ilaç temini, çeşitli yardım, etkinlik, kan ve kök hücre kampanyası ve eğitim faaliyeti organize etmektedir. Haluk Levent'in Ela adında bir kız çocuğu bulunmaktadır.